Kıymetli izleyicilerimiz, bir Arapça dersine daha hoş geldiniz. Pratik Arapça derslerimize devam ediyoruz. Bugün konumuz özellikle fiiller üzerinde olacak. Fiillerin cümle içinde kullanımı hususunda olacak. Şimdi fiillerimize bakıyoruz. Ketebe fiili mazi, yektubu fiili muzari kalıplarımız. Fiili mazi bir işin geçmişte olduğunu ifade eder. Ketebe fiilini ele alırsak, ketebe yazma işi geçmişte olduğunu, yazma işinin geçmişte olduğunu ifade ediyor. Ketebe yazdı. Yektubu ise bir işin şu anda yapıldığını veya gelecekte yapılacağını veya geniş zamanda herhangi bir zamanda yapılacağını ifade eder. Şimdi mana vererek fiilimizi okuyalım. Ketebe yazdı, yektubu yazıyor veya yazacak veya yazar manasına gelebiliyor. Özellikle fiil-i muzari için böyle üç manaya delalet etme durumu var. Bunu cümle içindeki kullanımından ayrımını yapabileceğiz. Bu kullanımlarının fiili muzari şimdiki zamana mı delalet ediyor, gelecek zamana mı yoksa geniş zamana mı delalet ediyor? Bunu cümlenin içinde göreceğiz. Ayrımını o zaman yapabiliriz. Qara'e okudu, yakra'u okuyor. Fehime anladı, yefhemu anlıyor. Derase ders gördü, yedrusu ders görüyor. Se'ele sordu, yes'elu soruyor. Raseme çizdi, resim çizdi, yarsumu resim çiziyor şeklinde mana veriyoruz. Şimdi cümle içinde kullanımını görelim. Yektubu yazıyor. Et-talibu öğrenci. Ale-defteri deftere. Öğrenci deftere yazıyor. Bakın Türkçe'ye biz nasıl çeviriyoruz? Önce özneyi alıyoruz. Öğrenci deftere yazıyor. Gördüğünüz gibi cümle kuruluşu hususunda Arapça ile Türkçe arasında farklılıklar var. Türkçe'de yüklem, fiil sonda gelirken Arapça'da başta gelmekte. Özne Türkçe'de başta olmaktayken hemen fiilden sonra geliyor. Nesne ise en son geliyor. Mefulun bih dediğimiz ya da mefulun fih, mefulun leh dediğimiz nesneyi ifade eden mefuller ise failden sonra gelmekte. Genellikle cümle kuruluşu bu şekilde. Yani fiil, fail, meful şeklinde cümlelerimizi kuruyoruz. Bir örnek daha okuyalım. Yarsumu çiziyor. Elveledu öğrenci. Ezzehrate çiçeği çiziyor. Çiçek resmini çiziyor. Yedrusu ders yapıyor. Zeydun Zeyt nerede? Fil fasli sınıfta. Yes'elu soruyor. El müderrisu öğretmen. Et tullabe öğrencilere soru soruyor. Yakra'u okuyor. Ömer'u Ömer. Ed-derse dersi. Ömer dersi okuyor. Gördüğünüz gibi kıymetli izleyicilerimiz fiil yakra'u Ömer'u fail işi yapan kişi, okuma işini yapan kişi. Eddarsa dersi ise burada mefulun bih konumunda. Cümle kuruluşu genel olarak bu şekilde oluyor. Fiili mazi de olsa aynı şekilde. Fiili maziye bir örnek verelim. Yakra'u fiilinden kara'e okudu. Ömer'u Ömer. Eddarsa dersi. Ömer dersi okudu. Fiili mazi olsun, fiili muzari olsun, fiil cümlelerinde
Cümle kuruluşu bu şekilde oluyor. Fiil, fail ve mef'ul olmak üzere. Şimdi kitabımız örnekleri daha da çoğaltarak sorularla kendi gelişimimizi sağlamamızı sağlayacak. Örneklerle bizi dersimizi devam ettiriyoruz. Kitabımız bu örneklerle gelişimimizi sağlamaya çalışıyor. Tedrib örnek demek. Bir vahit. Arapçada bir manasını vahit ifade ediyor. Buna el evvel de diyebiliriz. Tedribul evvel birinci örnek konumuzla alakalı. Ecip cevapla anil es'iletil atiyeti gelecek soruları cevapla. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. El misalu örnek. Misal. Mada yef'alu et talibu? Mada edatı ne demek? Ne? Yef'alu yapıyor et talibu öğrenci. Ne yapıyor sorusunu maza ile sorabiliyoruz değerli izleyicilerimiz. Cevap olarak yektubu et talibu ale defteri öğrenci deftere yazı yazıyor. Mada yef'alu el veledu? Bu soruyu değerli izleyicilerimiz size bırakıyoruz. Bu soruyu nasıl cevaplarsınız? Çocuk resim çiziyor. Nasıl deriz? Yukarıda benzeri geçmişti. Bunu kitabımız kendimizi geliştirelim diye bize soruyor. Mada yef'alu Zeydun fil fasli? Zeyd sınıfta ne yapıyor? Yine bu soruyu bizim cevaplandırmamızı kitabımız bizden istiyor. Mada yef'alul müderrisu? Müderris sınıfta ne yapıyor? Öğretmen sınıfta ders veriyor. Nasıl diyeceğiz? Bunu hep beraber cevaplandıralım. Cevabı şu. Yudarrisu el müderrisu fil fasli şeklinde cevap verebiliriz. Öğretmen sınıfta ders veriyor şeklinde sorumuza cevap verebiliriz. Mada yef'alu Umeru? Ömer ne yapıyor? Sorusuna da Ömer kitap okuyor şeklinde Arapça sizin cevap vermenizi istiyoruz. Bu şekilde örnekleri kendimiz yaparsak, kendi çabalarımızla cümle kurmaya çalışırsak işte o zaman gelişimimizi sağlayabiliriz değerli takipçilerimiz. Bu yüzden o boşlukları kendimizin doldurması çok önemli. Tedribussani ikinci örnek. Şefevi. Burada şefeviden kasıt okuma istenecek bizden. Telaffuzlarımıza dikkat etmemiz hususunda bizlere kitabımız bizlerin dikkatini çekmeye çalışıyor. İkra il ef'alel atiyete. İkra oku el ef'ale fiilleri el atiyete gelecek fiilleri okuyun. Telaffuzlara dikkat ediyoruz. Dehale, ha harfi burada önemli. Dehale girdi. Yedhulu giriyor. Harace çıktı. Yahrucu çıkıyor. Sera yürüdü. Yesiru yürüyor. Vakafe ayakta durdu. Yakifu duruyor. Zehebe gitti. Yezhebu gidiyor. Celese oturdu. Yeclisu oturuyor. Değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi birçok örnekle hem konumuzu daha iyi anlama imkanı buluyoruz hem de burada geçen kelimeleri ezberlediğimiz takdirde birçok kelimeyi öğrenmiş oluyoruz. Günlük hayatımızda en çok kullandığımız girmek, çıkmak, yürümek, durmak, gitmek ve oturmak gibi fiillerimizi görmüş olduk ve bunları ezberlediğimiz takdirde konuşmamızda
okumamızda birçok hususta bize yardımcı olacak. Örneklerimiz devam ediyor. Şimdi burada bayanlarla alakalı bir örnek var. Tedhulu giriyor. Et-talibetu kız öğrenci el-fasle sınıfa. Yahrucu çıkıyor. El-üstadu üstaz hoca minel fasli sınıftan. Öğretmen sınıftan çıkıyor. Değerli izleyicilerimiz, erkekte Y şeklinde gelmekteyken fiil muzarının başındaki harf, dişide ise T şeklinde geldi. Bunun zamirlerle alakalı erkek ve bayan kalıplarında farklı kullanımıyla alakalı bir durumu mevcut. Burada bu detaylara şu anda giremiyoruz. Fakat fiili muzari çekimi videomuzu eğer izlersek Arapça dil bilgisi derslerimizde işlemiş olduğumuz derslerde çekimlerde bunu göreceğiz. Örneğin yahrucunun çekimini yaparsak yahrucu, yahrucani, yahrucune, tahrucu, tahrucani, tahrucune, tahrucu, tahrucani, tahrucune şeklinde farklı farklı çekimler var. Kalıplarımız var. Bunlara zamirlerle fiil muzarının çekimi diyoruz ve bu konuyu ayrı bir şekilde dil bilgisi derslerimizde işledik. Eğer bunları izlersek o videolarımızda izlediğimiz takdirde konuya daha iyi vakıf olmuş olacağız. Şu anda burada örneklerimizi okumakta yetiniyoruz. Yesirul veledu fiş şari'i çocuk caddede yürüyor. Takifu duruyor. Es-seyyaratu araba fil mevkifi durakta. Yeclisu oturuyor. Et-tabibu doktor alel kürsiyi sandalyenin üstünde doktor oturuyor. Cümlelere dikkat edersek cümle yapısı genel olarak aynı. Fiil, fail ve sonrasında mef'ul yani nesne gelmekte. Yine burada kitabımız bizden bir alıştırma yapmamızı isteyecek. Tedribussani, Tedribussalis, üçüncü örnek. Bakalım bizden ne isteyecek. Unzur bak ile surati resime. Sümme sonra rattip düzenle el kelimati taliyeti. Gelecek kelimeleri düzgün bir cümle oluşturacak şekilde düzenle diye kitabımız bizden istiyor. Birini beraber yapalım. El fasle kelimesi sınıf. Et talibetu öğrenci. Tedhulu giriyor. Ne demiştik? Önce fiil, sonra işi yapan fail, sonra nesne. Buna göre yerleştirmemizi yapalım. Önce fiili alıyoruz. Tedhulu, sonra faili et-talibetu, sonra nesne olan el-fasle kelimesini alıyoruz. Tedhulu talibetu el-fasle şeklinde cümleyi toparlıyoruz. Öğrenci sınıfa giriyor. Kız öğrenci sınıfa giriyor şeklinde cümlemizi kurmuş olduk. Burada aynı şekilde kelimelerimizi alıyoruz. Yahrucu çıkıyor. El üstazu öğretmen. Minel fasli sınıftan. Min harfi cerimiz burada dendan manası veriyor. Harfi cerler konusunda aynı şekilde dil bilgisi derslerimizde bir video şeklinde işledik. Yine harfi cerler konusunda da videolarımızdan istifade etmeye çalışalım. Örneklerimiz devam ediyor. Bunları sizden yapmanızı isteyeceğiz. Sizin de gelişiminizi sağlamanız için, cümle kurma kabiliyetimizi geliştirebilmemiz için kıymetli izleyicilerimiz, bu cümleleri kendi başımıza kurmaya çalışalım. Yeclisu oturuyor, el kürsiyyu sandalye,
Ala üzerinde manasını veren harficerimiz. At-tabibu doktor. Yesiru geride geçmişte yürümek şeklinde. Şari' cadde. El-veledu öğrenci. Fi de da manası veren harficerimiz. Es-seyyaratu. Es-seyyaratu tekifu. El-mevkif durak demek. Fi de da manası veren harficer. Takifu durmak manasında idi. Bu cümleleri sizden kurmanızı istiyoruz. Şimdi yeni kelimeler öğrenelim. Okuyalım hep beraber. İkra il ef'ale taliyete el atiyete. Gelecek fiilleri okuyun. Fiillerimizi okuyalım ve manasını verelim. Bunları okudukça, gördükçe ezberlemiş olacağız. Kelime hazinemizi genişletmiş oluyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Name uyudu. Yenamu uyuyor. Ekele yedi. Yekülü yiyor. Şeribe içti. Yeşrabu içiyor. Tabaha pişirdi. Yatbuhu pişiriyor. Gasele yıkadı. Yagsilu yıkıyor. Amile çalıştı. Ya'melu çalışıyor. Yine günlük hayatta çok kullandığımız uyumak, yemek, içmek, pişirmek, ellerimizi yüzümüzü yıkamak, çalışmak gibi kelimelerimizi de görmüş olduk. Örneklerimizi çoğalttıkça kelime ezberimizde çoğalmış oluyor. Şimdi bunları cümle içinde kullanalım. Yenamu uyuyor. Et-tıflu çocuk. Ales-seriri yatağın üstünde çocuk uyuyor. Ye'kulu yiyor. El-veledu çocuk. El-fatirate çöreği, pizzayı çocuk yiyor. Teşrabu içiyor. El-bintu kız çocuğu. El-asira meyve suyunu kız çocuğu içiyor. Tagsilu yıkıyor. El ummu anne. El melabise elbiseleri. Tatbuhu pişiriyor. El bintu kız çocuğu. Et taame yemeği. Ya'melu yapıyor. En neccaru marangoz. Fil mencereti marangozda çalışıyor. Marangoz atölyesinde çalışıyor şeklinde yine cümlelerimizi, fiillerimizi cümle içerisinde kullanmış olduk değerli izleyicilerimiz. Evet. Tekrar olması babından kitabımız az önce geçen fiillerimizi ya'melu, tagsilu, tatbuhu, ye'kulu, yenamu, teşrabu manalarını az önce vermiştik. Bu fiilleri sizden şu boşluklara yerleştirmenizi istiyor. Bu çalışmada yine cümle kurma kabiliyetimizi geliştirecek değerli izleyicilerimiz. Fiillerimizin cümle içerisinde kullanımını bu dersimizde öğrenmiş olduk. Daha teferruatlı olarak dil bilgisi derslerimizde dil bilgisini daha teferruatlı işliyoruz. Fakat bu dersimizde konuşma hususuna daha çok dikkat ediyoruz. Kelime ezberine daha çok dikkat ediyoruz. Çünkü pratik Arapça derslerimizde başarılı olmanın en önemli faktörlerinden bir tanesi kelime ezberi ve cümle kuruluşlarına dikkat ediyoruz. Bu şekilde konuşma ve okuma kabiliyetimizi geliştirmiş olacağız. Bir dahaki Arapça dersimize kadar hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.